Başkent Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı güz yarı yılı üniversite hayatına giriş dersiyle başladı. Başkent Üniversitesi Amfiteyatro'da gerçekleşen açılış törenine Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. İlk konuşmayı rektör Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu yaptı. Üniversitemiz 14 Eylül 1993'te, yani bundan tam 30 yıl önce ülkemizin 3. sağlık alanında da ilk vakıf üniversitesi olarak Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal hocamız tarafından kurulmuş ve çok kısa süre içerisinde büyük bir gelişme kat etmiştir. Müderrisoğlu Başkent Üniversitesi'ne ilişkin de ayrıntılı bilgi verdi. Eğitim öğretim yılında mezun sayımız 3566 olup üniversitemizin toplam mezun sayısı ise 50.117'ye ulaşmıştır. Halen üniversitemizde ön lisansta 3100, lisansta 13.079, yüksek lisansta 618 doktor olmak üzere 2370, toplamda da 18.500 öğrencimiz vardır. Bu öğrencilerimizin 4.470'i de bu yıl aramıza katılmışlardır. Hayatta her şey hayal ederek başlar. Başlangıçta imkansız gözüken ancak sonradan gerçekleşen tüm hayallerde özünde niyet, kararlılık ve irade barındırır. Başkent Üniversitesi motivasyonunu ülke ve insanlık sevgisinden alan bir niyetin, kararlılığın ve iradenin sonucudur. Üniversitemizin kurucusu ve 2018-20 dönemi Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal, organ nakli ve yanık alanlarında bilim dünyasına kazandırdığı ilkler, yepyeni uygulamalarla Başkent Üniversitesi olarak sadece bizlerin değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Lütfen mesleğinize sıkı sıkı sarılın, mesleğinizi iyi öğrenin. Ardından kürsüye Profesör Doktor Mehmet Haberal çıktı. Ne mutlu ki ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk, arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta rahmetle şükranla anmaktır. Bugün bu gurur tablosunu yaşıyorsak onların hayatları pahasına kurmuş olduğu bu cumhuriyet olduğu için yaşıyoruz. Profesör Doktor Haberal öğrencilere önemli mesajlar verdi. Bir noktanın altını çizdi. 24 Temmuz 1923 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyaya kabul ettirilmesi. Nerede? Lozan'da. Esas bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyaya kabul ettirilmesi. İkincisi 29 Ekim 1923. İşte onların ikisinin de 100. yılını kutluyoruz. Rahmetli Süleyman Bey bana diyordu ki bu ülke 9. Cumhurbaşkanımız bu ülke iğneyi bile ithal ediyor. Şimdi ben hepsine diyorum ki rahat uyuyun. Artık bu ülkeye bilim ihraç ediyor. İşte bu sene 100. yıl Sayın Rektör söyledi. Aslında 3 değil 4 kongre yapıyoruz. 4. Birincisi Mayıs'ta 38 ülke geldi. Yani dünya Ankara'ya geliyor. Şimdi Ekim'in başında 2, Kasım'ın başında 3, Kasım'ın sonunda 4 tane 100. yıl nedeniyle kongre düzenliyoruz ve dünyayı Ankara'ya getiriyoruz. Ve seneye de inşallah yine Sayın Rektör söyledi, dünyayı İstanbul'a getiriyoruz. İşte Türkiye bu. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi'nde yapılamayacak çok az şey var diyerek öğrencilere çağrısını yineledi. Başkent Üniversitesi'nde sağlığın ve eğitimin en kalitesini öğreneceksiniz, alacaksınız ve dünyanın her yerinde bu ülkenin ay yıldızı bayrağını en tepede dalgalandıracaksınız. Buradan bir kere daha söylüyorum. Yeni gelen öğrencilerimiz, hoş geldiniz ve ne isterseniz, ne gerekirse hepiniz için hazır. Gelecek için başarılar diliyorum. Bütün öğretim üyesi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Ağız sağlığı.
Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Füsun Eğidoğan da öğrencilere ilk semineri verdi. Üniversitemizin 30. Cumhuriyetinde 100. yılında üniversiteli olmak herhalde başka bir duygu olmalı. O yüzden öncelikle sizleri tekrar tebrik ederek başlıyorum yeni üniversite hayatımızda. Sizlerin üniversite yaşamına daha çabuk uyum sağlamak... Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi de beğeniyle izlendi.